Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Tıp tarihinin serisinde tıbbın babası sayılan Hipokrat'la ilgili bir sunumla karşınızdayız. Hipokrat M.Ö. 460 ile 370 yılları arasında hemen bizim komşu adamız olan Kos Adası'nda yatamış bir hekim. Kos Adası hemen İstanköy'ün olarak adlandırdığımız Bodrum'un karşısında yer alan bir ada. Ve burada bir tıp okulu var ve bu tıp okulunun kökeninin Hipokrat'a kadar uzandığı iddia edilmekte. Onun için o yüzden ben Hipokrat'a komşumuz adını veriyorum. Eski Yunan uygarlığı M.Ö. 1500 ile M.S. 500 yıllarına kadar uzanmış 2000 yıllık bir uygarlık. Bu uygarlıkta özellikle filozoflar ve medeniyete ilgili altyapının oluşturan çok çeşitli bilim adamları çıkmış. Peki bu neden böyle olmuş? Bir kere her şeyden evvel gördüğünüz gibi güzel bir doğada ve güzel ürünlerin olduğu bir yerde Yunanlılar pek fazla bir şey yapmamışlar. Niye? Çünkü kast sınıfına göre en üst olduklarından dolayı ve altlarında köleler, çalışanlar, işçiler olduğundan dolayı yapacak başka işleri olmadığı için düşünmeye başlamışlar. Ve bunun sonucunda da felsefeden başlayarak günümüz biliminin temel taşları eski Yunan'da atılmış. Eski Yunan derken Yunanistan'ı kastetmiyoruz. Aslında Anadolu'nun batı yakasında da bildiğiniz üzere Yunan medeniyetinin pek çok örneği yer almakta. Nitekim bu sunumda aktaracağım bir başka kahraman Galen de Bergamalı. Hipokrat'ın babası Heraklides, o da bir hekim olarak çalışmış ama Hipokrat bu işi daha çok sistematiğe döndürmüş. Ve Hipokrat'la ilgili büyük bir çoğunluğunu biyografisini yazan Efesli Soranus. Efesli Soranus da ilk jinekologlardan birisi olarak kabul edilmektedir. Bilgilerin büyük çoğunluğu Efesli Soranus'un yazdığı biyografiden köken almaktadır. Hemen hemen tüm eski Yunanlı düşünürlerin hemen bütün hepsi aynı zamanda felsefe eğitimi aldıklarından dolayı Hipokrat da temel felsefesini Pitagor'dan esinlenerek oluşturmuş bir kişidir. Böylelikle tıp disiplininin temelinde aslında daha sonraki örneklerde göreceğimiz gibi hep mutlaka bir felsefe yer almıştır. Felsefe hem inanış hem de metodoloji açısından bütün bilimlerin kaynağı olarak da kabul edilmektedir. Hipokrat'a göre normalde doğa, toprak, hava, ateş ve su gibi dört elementten oluşmaktadır. Ve aynı zamanda insanda sıvıların dengesinin bozulması sonucunda hastalık oluştuğunu düşünmektedir Hipokrat. Ve bu dört tane sıvıyı da kara safra, sarı safra, balgam ve kan olarak aktarmaktadır. Ve aynı zamanda tüm bu dört sıvıyı da doğanın dört elementiyle eşleştirmiştir. Örneğin sarı safra ateşle, kan havayla, water, su da ise flegmeli yani balgamla eşleştirilmiş. Kara safra ise toprakla eşleştirilmiştir. Ve aynı zamanda bunun dış çeperinde çevrenin de bunlara etkili olduğunu düşünerek örneğin sıcak havalardan genellikle kan ve havanın sarı safra ve ateşin etkilendiği, aynı şekilde kuru havada, ıslak havalarda ve soğukta da bu dört ana elementin ve vücuttaki dört sıvının etkilendiği ve bunun sonucunda hastalık oluştuğunu ileri sürmüştür. Bir de Hipokrat, çevrenin yani doğanın hastalıkta temel etkisi olduğunu ve aynı zamanda kişilerin bu çevreden etkilenmesinin sonucunda hastalık olduğunu düşüncesini kabul etmiş bir hekimdir. Humorizm dediğimiz dört ana sıvı ve dört ana elementin yanında aynı zamanda Hipokrat, insanların kişiliklerini de ayırt etmiştir. Örneğin soğukkanlı olanlar, sakin ve iyi huylu olanlar, sinirli olanlar, çabuk kızaran, irite olanlar, neşeli olanlar, aktif ve sosyal olanlar, melankolik olanlar, hüzünlü ama akıllı ve analitik olan insan olmak üzere dört ayrı tip ve kişilikleri sınıflamıştır. Bu kişiliklerinde aynı zamanda hastalıklarla da çok yakından ilgisi olduğuna karar vermiştir. Bu daha sonra Batı dünyasında da yaygın olarak kullanılmıştır. Bunun aslında temeli biraz Hindistan'a da dayanıyor. Hindistan'da da kişilik tipleri çok değişik kategoriler halinde sınıflanmıştır. Hipokrat bunu bir yerde daha basite indirgemiştir. Hipokrat'ın hasta muayenesinde bugünkü temel hasta muayenemizde olduğu gibi özgeçmiş hastanın belirtileri ve bulguları ve aynı zamanda fizik muayenede idrar, balgam, yaralar, terleme, apse, pül, solunum sayısı, yüz ve gözlerde ayrıntılı olarak izlenmiştir. Buradaki küçük harf hataları için sizden özür diliyorum. Artık o kadar olacak tabii ki.
Hipokrat'la ilgili bir takım sözler var. Bugünümüze bunu uyarladığımız zaman yürümenin en iyi ilaç olduğunu ve hastalıklara faydalı olduğunu ve astroloji bilmeyen bir kimsenin de hekim olamayacağını, çünkü hastalıkların insanın ve dünyanın astrolojiyle, gökteki yıldızlarla yakın ilişkili olduğuna inanan bir kişi ve çoğunun merak ettiğini ama bilen insan sayısının çok az olduğunu da önceden keşfetmiş ve bunu vurgulamış bir hekim Hipokrat. Hipokrat kendince bazı önerilerde bulunmuş, uyarılarda bulunmuş. Demiş ki hastalar verilen ilaçları düzenli kullanmazlar. O yüzden dikkatle takip edilmelidirler. İşte bu da günümüzde karşılaştığımız doktor-hekim ilişkisindeki önemli handikaplardan birisini Hipokrat daha binlerce yıl önce keşfetmiş. Gördüğünüz üzere clubbing diye bildiğimiz çomak parmak daha Hipokrat'a kadar uzanan bir fizik muayene bulgusu ve bu Hipokrat parmağı olarak adlandırılmaktadır. Hipokrat günümüz tıbbının babası olarak kabul edildiği için pek çok yerde heykeli var. Burada da Avustralya'daki bir üniversitenin tıp fakültesinin önündeki Hipokrat heykelini görmektesiniz. O yüzden Hipokrat'ın temel felsefesinin bugünkü modern tıbbın temellerini oluşturduğunu, tabii ki Hipokrat andının da burada bu işin temelini oluşturduğunu belirtmemiz gerekir. Daha önceki sunumlarımızda Hipokrat andının başlangıcında Asklepios'tan başlayarak tüm kahramanların sayıldığı bir metin olduğunu söylemiştik. Günümüzde değiştirilen metin içinde ayrıca başka bir sunum hazırlayacağım için burada ondan fazla detaylı bir şekilde bahsetmek istemiyorum. Bu da Hipokrat'la ilgili önemli tablolardan bir tanesi. 1700'lü yıllarda yapılmış bir tablo ve gördüğünüz üzere René Descartes Üniversitesi'nde Tıp Tarihi Müzesi'nde Paris'te sergilenen bir tablo. Ve bu tabloda görüyorsunuz Hipokrat ortadaki kırmızı elbiseli kişi ve kendisine bir takım hediyeler getirilmiş ve bu hediyeleri kabul etmiyor. Kabul etmemesinin en büyük sebebi bu hediyelerin İskender'den gelmesi, yani Pers Kralı İskender'den gelmesi ve Pers Kralı İskender'in de Yunanların düşmanı olması ve pek çok işgal ve savaşın ve çatışmanın ortasında kalan Yunanlılar da bundan dolayı biraz Perslere karşı soğuk davranıyorlar. İşte bu yüzden de Hipokrat kendisine gelen bu hediyeleri İskender'den olmasına rağmen reddediyor. Hipokrat'tan hemen sonra gelen bir kahramanımız daha var. O da Bergama'dan yetişmiş olan Bergamalı Galen. Galen temel olarak gladyatörlerin başhekimi olarak kabul ediliyor ve Bergama'daki tıp okulundan yetişmiş bir kişi. Sonra Roma'ya gidiyor ve Roma'da önemli şahsiyetleri tedavi ederek büyük bir ün sağlıyor. 400 civarında yazılı eserinden günümüze 100 kadarına ulaşmış olduğunu söylememiz gerekiyor. Pek çok konuda bugün modern tıba katkıda bulunmuş kişi Galen. Onlardan bir tanesi perikardiyal tamponat. Peki perikardiyal tamponatı Galen nerede keşfetmiş? Kesici alet yaralanmalarına bağlı olarak kalp yaralanmaları sonucunda perikardın baskı altında kalmasını. Tabii ki gladyatörlerin hekimi olduğu için gladyatörlerin dövüşlerinden elde ettiği birikimle bunu tanımlamış ilk kişi Bergamalı Galen'dir. Bergamalı Galen'in ilk anatomi ve diseksiyonu yapan kişi olduğunu biliyoruz. Kas ve kemikleri ayrıntılı bir şekilde incelemiş. Kafa sinirlerinden 7 çiftini tanımlamış. Kalp kapakçıklarını tanımlamış ve çok daha önemli konulardan bir tanesi toplar damar ve atar damar arasındaki farkı tanımlayan kişi Galen olmuş. Galen bunun yanında aynı zamanda pek çok farmakolojik olarak tanımlanmış ilaçları yazılı olarak dokümante etmiş kişilerden bir tanesidir. Evet arkadaşlar, şimdi Hipokrat'la Bergamalı Galen'i geçtik. Sonra bir sonraki aşamamızda bize daha yakın topraklara, İbn-i Sina'ya doğru uzanacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.